Dershane Burada YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu çalışmamızda 10. sınıf 2. dönem 2. yazılısıyla ilgili soruları beraber çözeceğiz. Ben Hüseyin hocanız olarak size sorularda yardımcı olacağım gençler. 10. sınıf konularında toprak, bitki örtüsü, su kaynakları gibi sorular karşımıza çıkmaktadır. Nüfusla ilgili, nüfus piramitleri ile ilgili sorular karşımıza çıkmaktadır. Bunlara bir bakalım, hangi soruları seçmişiz. Önce toprakla ilgili bir sorumuz var. Çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşan topraklar, horizon yapısı, kalınlığı, organik madde miktarı bakımından farklı özellikler gösterir. Topraklar oluşumlarını etkileyen iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, ana kaya gibi faktörler dikkate alınarak zonal, intrazonal, azonal olmak üzere 3'e ayrılır diye bir bilgi verilmiş. Bizden istenilen ise toprak çeşitlerini tabloda uygun bir şekilde yazmamızdır. Bu soruda kolaylık şu, biz toprak tiplerini aşağıda görebiliyoruz. Sadece bunu tabloya yerleştireceğiz gençler. Kalsiyomorfik topraklar denmiş. Kalsiyomorfik toprakları intrazonal toprakların içine yazabiliriz. Daha sonrasında verilen toprağımız laterit topraklar, özellikle ekvatoral bölgede görülen laterit topraklar ise iklime bağlı olarak oluşan bir topraktır. Dolayısıyla bunu zonal toprakların içine yazabiliriz. Kırmızı Akdeniz toprağı, yani karşımıza Terra Rossa olarak da çıkabilir. Terra Rossa da yine iklime bağlı olarak oluşan bir zonal toprağımızdır. Akdeniz toprağı olarak zonal toprakların içine yazabiliriz. Bir diğer toprağımız halomorfik topraklar. Halomorfik topraklar ana kayaya bağlı olarak oluşan bir toprak türüdür ve intrazonal topraklara örnektir. Verilen löz örneği ise bir taşınmış topraktır. Taşınmış toprakları ise azonallerin içine yazıyoruz. Kahverengi orman toprağımız zonal bir topraktır. İklime bağlı olarak oluşur ve zonal toprakların altına bunu ilave edebiliriz. Bir diğer toprak türümüz yine alüvyal toprak, yani taşınmış bir topraktır. Azonal toprak grubuna girmektedir ve azonallerin altına alüvyal toprakları yazabiliriz. Alüvyaller, hatırlayacağınız gibi, akarsuların taşımış olduğu ve verimi oldukça yüksek bir toprak türüdür. Çernezyum ise bir zonal topraktır ve zonal toprakların en verimlisidir çernezyum. Özellikle kara toprak olarak da bilinir. Kara toprak olarak da yazsanız yanlış olmaz arkadaşlar. Litosoller. Litosoller taşınmış toprak olup azonal toprak grubuna girmektedir. Çöl topraklarımız zonal toprak grubundadır. İklime bağlı olarak oluşan bir toprak türüdür. Yine soğuk bölgelerde, özellikle Sibirya ve Kanada'nın kuzey kesimlerinde tundra toprakları yer almaktadır. Bir diğer verilen toprağımız podzol. 60 derece enlemlerinde görülen bir toprak türüdür. Soğuk ve nemli sahalarda oluşur ve zonal topraklara örnektir. Hidromorfik topraklar ana kayaya bağlı olarak oluşan intrazonal bir topraktır. Onu da hidromorfiklere yazıyoruz. Kolüvyal topraklar taşınmış bir toprak olup azonal topraklara örnek verilebilir. Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprağı, yani karasal iklim toprağı, onu da zonal topraklar grubuna alıyoruz. Regosol ve morenler kaldı. Bunlar da arkadaşlar azonal toprak grubuna girmektedir. Onları da azonallere ilave ediyoruz.
Bir diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuzda da dünya üzerinde başlıca ağaç formasyonlarını, yani ormanlara yazınız diye bizden soru istenmiş. Dünya üzerinde biliyorsunuz arkadaşlar, orman formasyonu, yani ağaç formasyonu, çalı formasyonu ve ot formasyonu olarak 3 tane bitki türü vardır. Bitki formasyonu vardır. Bunlardan ağaç formasyonları istenmiş. Ekvator ve çevresinde görülen tropikal yağmur ormanları örnek verilebilir. Asya'nın doğu kesimleri ve güneydoğusundaki muson ormanları yine buraya örnek yazılabilir. Orta kuşaktaki geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçların bir arada olduğu orta kuşağın karma ormanları yine ağaç formasyonu altındadır ve orta kuşağın karma ormanları olarak buraya yazabiliriz. Ve özellikle 60 derece enlemlerinde, yani Rusya'da Sibirya'nın olduğu kesimlere ve Kanada'nın kuzeyine denk gelen kesimlerde iğne yapraklı tayga ormanlarımız bulunmaktadır. Bu da bir ağaç türüdür ve iğne yapraklı ormanlar olmak üzere cevabımızı verebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda dünyada nüfusun dağılışını etkileyen faktörler bize verilmiş. Burada doğal faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayırıyor. Beşeri faktörlerden tarihi faktörler, tarım, sanayi, madencilik, turizm, ulaşım, ticaret örnekleri yazılmış. Bizden istenilen neler? Bizden istenilen doğal faktörler. Şimdi bu doğal faktörler tablosunu doldurmamız gerekiyor. Doğal faktör deyince iklim yazılabilir. Nüfusun dağılışında en önemli unsurlardan bir tanesidir. İnsanlar çok sıcak yerleri, çok nemli yerleri yerleşim yeri olarak tercih etmemekte olup buralarda nüfusun seyrek olduğunu ve yine çok soğuk alanlarda nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. İklimin uygun olduğu orta kuşakta ise yine nüfus her yere dengeli olarak dağılmamıştır. Orta kuşakta ise yer şekilleri nüfusu etkilemektedir. Yer şekillerinin dağlık, eğim ve engebeli olduğu sahalarda nüfus seyrek, ama yüzey şekillerinin sade olduğu sahalarda ise nüfusun daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer etki toprak yapısı ve toprak verimidir. Toprak verimi ne kadar fazla ise insanlar tarafından bu sahalar daha fazla tercih edilecektir ve nüfusun yoğun olduğu sahalar olarak karşımıza çıkacaktır. Dünyadan bir örnek vermemiz gerekiyorsa Mısır'ı rahatlıkla örnek verebiliriz. Mısır'daki Nil deltası boyunca nüfusun çok yoğun olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğer bir doğal faktörümüz kara ve denizlerin dağılışı. Ve son olarak su kaynakları diyebiliriz. Özellikle yine tatlı su kaynakları dünyada nüfusun dağılışında oldukça önemli bir yere sahiptir. Dördüncü sorumuzda Türkiye'deki nüfus sayımı ile ilgili bir soru var. İlk resmi nüfus sayımının 1927 yılında yapıldığı bilgisi verilmiş. Günümüzde nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirildiği bilgisi mevcut. Peki sorumuz ne? Ülkeler açısından son derece önemli olan nüfus sayımları ile elde edilen bilgilere örnek veriniz demiş. Nüfus sayımları ile bir kere toplam nüfusu bulabiliriz. Buna ne diyebiliriz? Toplam nüfus. Hatta toplam ülke nüfusu. Nüfus sayımları ile elde edilir.
Özellikle modern nüfus sayımlarında gençler cinsiyet yapısı önemlidir. Nüfusun cinsiyet yapısını da bu modern nüfus sayımlarıyla birlikte bulabiliriz. Yine nüfus sayımları arasındaki doğum ve ölüm oranlarını belirleyebiliriz. Nüfus artış hızımızı tespit edebiliriz. Yine ülke içerisinde bulunan kişilerin kır veya kentte yaşadıklarıyla ilgili bilgiler elde edebiliriz ve nüfusumuzun kırsal ve kentsel dağılışını bulabiliriz. Nüfus sayımlarıyla birlikte okur-yazar oranını belirleyebiliriz. Ve son olarak da çalışan nüfusun sektörel dağılışını sayımlarla birlikte bulmamız mümkündür. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Beşinci sorumuza ne demiş? Beşinci sorumuzda dünya nüfusundaki 3 büyük sıçrama dönemini yazın demiş. Yani dünya nüfusunda 3 tane büyük sıçrama dönemi, yani hızlı artış dönemi vardır. Bizden bunlar istenmiş. En kolay sorulardan bir tanesi, çünkü 3'e ayrılmaktadır ve birinci sıçrama dönemi, ikinci sıçrama dönemi ve üçüncü sıçrama dönemi olmak üzere 3'e ayırabiliriz. Peki bu dönemlerde neler olmuş, nüfus niye artmış diye sorular gelecek olursa onları da nasıl açıklayabiliriz? Birinci sıçrama döneminde insanlar alet, araç ve gereçleri yaşamında kullanmaya başlamış. Alet, araç ve gereçlerin kullanımı daha fazla besin kaynaklarına ulaşılabilirliği arttırdığından dolayı nüfusta bir sıçrama gerçekleştirmiş oluyor. İkinci sıçrama döneminde ise insanların yerleşik hayat ve tarıma geçmesidir. Yerleşik hayat ve tarımla birlikte daha fazla ürün üretilmiş ve gıda ürünlerinin artmasıyla birlikte nüfusta da bir artış gözlemlenmiştir. Asıl sıçrama ise 3. sıçrama döneminde olmuştur. 1800'lü yıllara, yani sanayi devrimine denk gelmektedir. 1800'lü yıllara kadar yaklaşık 1 milyar olan insan nüfusu günümüzde 8 milyara yaklaşmıştır. Tabi bu da sanayi devrimiyle birlikte yaklaşık 220 yıl gibi bir süreçte meydana gelmiştir. Bir diğer sorumuza bakalım. Burada genç nüfus, aktif nüfus, yaşlı nüfus, bağımlı nüfus, doğal nüfus artış hızı kavramlarını kısaca açıklayınız demiş. Burada gençler, rakamlara dikkat etmeliyiz. Genç nüfus dediğimiz nüfus aralığı 0 ile 14 yaş arasıdır. Aktif nüfus ise 15-64 yaş arasıdır. Yaşlı nüfus ise 65 yaş üzeridir. Bağımlı nüfus dediğimiz durum ise 0-14 yaş grubunda ve 65 yaş üzerindeki nüfustur. Bağımlı nüfusa da 0-14 yaş arası ve 65 yaş üzeri diyebiliriz. Bir de doğal nüfus artış hızı nedir demiş. Doğal nüfus artış hızı da doğumların ölümlerden fazla olması sonucunda meydana gelen artıştır arkadaşlar. Buraya da doğumların
bölümlerden fazla olması sonucu meydana gelen artış hızıdır yazabiliriz. Evet, bir diğer sorumuza bakalım nüfusla ilgili. Bir piramit verilmiş. Piramit görmüş olduğunuz üzere iç bükey bir piramit. Yani bir gelişmemiş ülke olduğunu bize gösteriyor. Burada yine soru olarak da verilen nüfus piramidine bakarak hangi çıkarımlar yapabiliriz diye bir soru sorulmuş. Şimdi nüfus piramitlerine bakarak birçok çıkarımda bulunabiliriz. Ülkenin gelişmişliği ile ilgili bilgiler verebiliriz. Doğum ölüm oranları ile ilgili bilgiler verebiliriz. Ortalama yaşam süresi ile ilgili bilgiler verebiliriz. Bu piramide de baktığımızda gelişmemiş bir ülkedir yazabiliriz buraya. Doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 0-14 yaş arasında şurada yaklaşık 1 milyon kişi doğuyor ve bu 1 milyon kişinin 20'li yaşlara geldiğimizde neredeyse gençler yarısı yaşamını yitiriyor. Dolayısıyla doğum ve ölüm oranları yüksektir. Tabi gelişmemiş ülkelerde hayat standartlarımız düşüktür. Bunu da bilgi olarak yazabiliriz. Yine bu tür ülkelerde halkın büyük bir çoğunluğu birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışmaktadır. Buraya yazabileceğimiz örnekler arasında ham madde ihraç eder veya sanayi ürünlerini ithal eder diye bilgileri yazabiliriz. Gelişmemiş ülkeler topraklarında bulunan yani kendi sınırları içerisinde bulunan ham maddeyi çıkarır ve bunu işlemeden ihraç eder. Ham madde ihraç eder bilgisini yazabiliriz. Tabi ham madde ihraç ediyor. Karşılığında ise diğer ülkelerden mamul madde ithal etmektedir. Bir diğer sorumuza geçelim. Burada Türkiye'nin 1927 ve 2017 yılları arasındaki nüfus artış hızı verilmiş. Bununla ilgili iki tane soru sorulmuş. İlkinde diyor ki nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl hangisidir? Nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl 1945'tir arkadaşlar. Bakın 10.6 ile 1945'tir. Buraya 1945'i yazabiliriz. İkincide ise Türkiye'de nüfus artış hızının azalma veya artma durumu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz diye bir yorum sorusu istenmiş. Burada 1927 ile 1945 arasında azalma göstermiştir diyebiliriz. Tabi azalma göstermiş diyoruz. Nüfus artış hızında bir azalma vardır. Kesinlikle nüfusta bir azalma yoktur gençler. Nüfus artış hızını veren grafiklerde, buraya dikkat edelim. Nüfus artış hızını veren grafiklerde bizden sadece artış hızıyla ilgili veriler istenmektedir. Toplam nüfusla ilgili herhangi bir yorum yapmıyoruz. Toplam nüfus artış hızı sıfırın altına düşmediği sürece kesinlikle azalmaz. Yine burada ne yazıyorduk? 1927 ile 1945 arasında artış hızı azalmıştır
1945 ile yaklaşık 1955 arasında ise şöyle 55-60 arasında denk gelmekte. 1945 ile 1960 diyelim ona, 60 arasında nüfus artış hızı artmıştır. 1960'tan sonra ise bakın şuradaki süreçte genel olarak bir azalma eğiliminde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dalgalanmalar var ama 60'tan sonra genel olarak bir azalma eğilimine nüfus girmiştir bilgilerini burada söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuza bakalım. Göçle ilgili bir soru. Göç nedir? Göçe neden olan doğal unsurlar nelerdir diye bir sorumuz var. Göç gençler insanların bir yerden herhangi bir yere süreli olarak veya süresiz olarak gitmesi olayıdır. Yani belirli bir dönem içinde gidebilir veya kalıcı olarak da oraya yerleşebilir. Göçün tanımına insanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yerden başka bir yere gitmesidir diyebiliriz. Tabii bu belirttiğim gibi belirli bir süreliğine de olabilir, kalıcı bir şekilde de gerçekleşebilir. Sonra göçe neden olan doğal unsurlar nelerdir denmiş. Doğal unsurlar ise iklim, erozyon, su kıtlığı, sel, çığ, heyelan, yangın ve tsunami gibi doğal faktörler buraya eklenebilir. Diğer bir sorumuz da Türkiye'deki mevsimlik göçlere örnek veriniz denmiş. Türkiye'de gerek tarım, gerek turizm, gerekse inşaat alanında çalışmak için insanlar belirli bir süreliğine bir sahadan başka bir sahaya gitmekte, oradaki ekonomik faaliyetlerini tamamladıktan sonra tekrar geriye dönmektedirler. Bize ise mevsimlik göçlere örnekler veriniz denmiş. Buraya örnekleri yazalım. Ordu ve Giresun'a. Fındık toplamaya gidilmesi. Belirli bir süreliğine yapılmaktadır ve buradaki fındık toplama işi bittikten sonra tekrar çiftçiler veya bu işi yapanlar kendi geldiği yere dönmektedir. Yine aynı şekilde Ege'ye zeytin toplamaya gidilmesi. Tarım dolayısıyla yapılan mevsimlik bir göçe örnektir. Aynı şekilde Çukurova'ya pamuk toplanmaya gidilmesi. Mevsimlik bir göç örneğidir. Antalya, Bodrum, Marmaris, Alanya veya Çeşme gibi sahalara ise turizm amaçlı çalışmaya gidilmesi de yine bir mevsimlik göçtür. Yine sanayi alanında da özellikle inşaat sanayisinde yaz döneminde
Doğu ve Güneydoğu'dan vatandaşlarımız batı kesimlere İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere gitmektedirler ve buradaki inşaat sanayisinde çalışıp tekrar geriye dönmektedirler. Bu da mevsimlik göçlere örnek verilebilir. Bir diğer sorumuza baktığımızda burada da ekonomik faaliyetlerle ilgili bir sorumuz var. Ekonomik faaliyetlerin kaç gruba ayrıldığı yazılmış ve kısaca açıklayınız denmiş. Ekonomik faaliyetleri 5 gruba ayırabiliyoruz. Bunlar birincil ekonomik faaliyetler, ikincil ekonomik faaliyetler, üçüncül ekonomik faaliyetler, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler olmak üzere ekonomik faaliyetleri 5 gruba ayırıyoruz. Bize ne de istenebilir? Birincil ekonomik faaliyetler grubunda kimler yer alır veya nedir diye bir soru gelebilir. Birincil ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlarda çalışanlar birincil ekonomik faaliyetlerde çalışıyor diyebiliriz. İkincil ekonomik faaliyetlerde sanayi vardır ve sanayide çalışan işçileri ikincil ekonomik faaliyet grubuna alabiliriz. Üçüncül ekonomik faaliyetler hizmet grubunu oluşturmaktadır ve hizmet grubunda yer alan işte bir öğretmen, bir doktor veya bir turizmci hizmet sektöründe yer almaktadır. Üçüncül ekonomik faaliyet daha sonrasında dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetleri doğurmuştur. Dördüncül ekonomik faaliyetlerde bilişim ve yazılım konuları vardır. Beşincil ekonomik faaliyetler grubunda ise üst düzey yöneticiler ve iş adamlarıyla birlikte bürokratlar yer almaktadır diyebiliriz. Sorularımız bu kadar gençler. Yazılımınızda size başarılar diliyorum. Hoşça kalın.